Dinozorları kimileri korkutucu, kimileri ise oldukça ilgi çekici canlılar olarak görüyorlar. Yaklaşık 65 milyon yıl önce nesilleri tükense de, hepimiz bu canlıların ne kadar büyük olduklarını ya da nasıl ses çıkardıklarını biliyoruz. Özellikle de T-Rex'lerin, çoğumuz Jurassic Park filmlerinden duymuş olmalıyız. Ama bu canlılar gerçekten de böyle mi ses çıkarıyorlardı? Hayır. Aslında az önce duyduğunuz ses efekti bir yavru filin ses kaydı kullanılarak yapıldı. Ki zaten tahmin edebileceğiniz üzere filmlerdeki dinozor sesleri farklı hayvanların seslerinin kombine edilmesiyle hazırlanıyor. Eğer dinozorların gerçekten nasıl ses çıkardıklarını bilmek istiyorsak, günümüzde yaşayan en yakın akrabaları olan kuşları ve timsahları incelememiz gerekir. Bu iki canlı türü farklı ses organlarına sahipler. Timsahlarda bizde olduğu gibi larynx, yani gırtlak bulunurken kuşlarda daha küçük bir organ olan syrinx bulunuyor. Kulağımıza harika gelen o güzel kuş seslerini bu organ sayesinde duyuyoruz. Kuşlarda da gırtlak var ama yalnızca yemek yemek ve solunum için kullanılıyor. Ama bir kükreme sesi içinse timsahlarda olduğu gibi ses için gırtlağın kullanılması gerekli. Ama şunu biliyoruz ki kanıtlara göre gırtlak da syrinx de dinozorların nesli tükendikten sonra evrimleşti. Yani aslında düşündüğünüzün aksine dinozorlar kükremiyorlardı. Ama dinozorların kükremiyor olmaları gürültü yapmadıkları anlamına da gelmiyor. Daha az gürültülü ama birazcık daha rahatsız edici. Texas Üniversitesi profesörleri tarafından yapılan çalışmalarda T-Rex'lerin gerçekte nasıl ses çıkardıkları incelendi. Ve belirttiklerine göre Jaws filminin müziği gibi bir sesi vardı. Ayrıca T-Rex'in ağzını açmasına ihtiyacı da yoktu. Sürüngenlerde ve kuşlarda ortak olan kapalı ağız vokalizasyonuna sahipti. Bu sayede titreşimler yoluyla inanılmaz bir gürültü yayılıyordu. Yani T-Rex'in çıkardığı ürkütücü gürültüyü duymakla kalmazdınız. Bunu iliklerinize kadar hissederdiniz. Aynı zamanda The Anatomic Record adlı akademik dergideki bir makalede birçok dinozorun burun boşlukları ve birbirine bağlı burunları olduğuna dikkat çekiyor. Kafatasının içindeki bu bağlantılar, hayvanların gırtlak ya da syrinx olmadan bile her türlü sesi çıkarabilmesini sağlayan rezonans odaları oluşturdu. Örneğin, Hadrosaurus ve Lambeosaurus türlerinin nefes alma yollarına bağlı devasa rezonans tepeleri vardı. Araştırmalara göre bu rezonans tepeleri sesleri daha da güçlendiriyordu. Bu rezonans tepelerinin fosillerini bulduk. Yani bunu kanıtlayabiliriz. Hatta araştırmalarda bunların içine hava üflendi ve düşük frekanslı sesler çıkarabildikleri tespit edildi. Dolayısıyla dinozorlar kükreyemeseler de tıpkı modern akrabaları gibi hırlayabilir, tıslayabilir ya da inleyebilirlerdi. Eğer video hoşunuza gittiyse takipte kalabilirsiniz. Gelecek videoda görüşürüz.